Hocanın kendi okusaydı o metni yeterliydi bize. Katıldı arkadaş. Bir hoca geldi. Saadet Hanım. Efendim. Hayır. O kadar pozitif bir enerjiniz var ki Fethiye taşınsanız ya. Ay, süper. Bir ben de yer bulamadım. Zeynep Hanım sizi de alalım. Zeynep bir Hanım. Şiir, Saadet Sultan bir şiir bize. Ay yok aklım. Ben öyle şiir okumayı bilmem ki Zeynep Hanım. Yıldız Hanımcığım çok isterim Fethiye'ye gelmek. Gerçekten çok isterim. Tüm kalbimle. Çok, çok kıskandırıyorsunuz ama bizi oralardan. Orada çok yalnız kalıyoruz. İyi ki varsınız. Vallahi öyle. Seydanımız sobasını gördüm. Ta çocukluğuma gittim. Ay, ben seni açıyorum. Anneciğimin evine gittim. Ne güzel. Ben soba yapıyorum. O yüzden soba kullanıyorum. Nerede yaşıyorsun Seyda Hanım? Adı ne köyün? İzmir, Türe, Küçükkale köyü. Ay, ne güzel. Onun alt kısmını da gösterir misiniz sobanın? Ne olur. Tabii. Görebilir miyim? Bayıldım, bayıldım. Aa, oy. Arkadaşlar sobaya bakın. Kuzu ne? Patates yenir. Ay, oh, çok bayıldım. Güzel. Trakya'da bunu peçika diyorlar. Türenin pazarı hangi gün? Salı günleri Ergün Bey. Geleceğiz biz oraya. İlçeleri gezeceğiz de demek salı günü. Salı günü dersin. Ben katılamıyorum. Dersten sonra gideriz. Çok uzak değil. Bayıldım. Ha, bu arada bir şöyle bir share yapayım. Benim sesim geliyor mu? Evet, geliyor hocam. Devam güzel edelim geliyor. Ya lütfen üzülmeyin. Bir dakika. O şekilde eskisi gibi devam edelim. Şunu duyabiliyor muyum? Hayır. Hiç mi duymuyoruz? Hiç duymuyoruz hiç, hocam. Süper. Belki alınırsa sanıyorum Zoom'la ilgili bir programda problem. Zoom'u bu bilgisayarıma yeni yükledim. Yüklerken de Share Sound with Participants diye bir yer çıkıyordu. Öyle yaptım. Yani ve eşimle kontrol ettim. Şimdi tekrar yaptım ama yani bir tuhaflık var. Yani enteresan bir şey. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Buna mikrofonsuz devam edelim. Öyle olacak. Evet. Yani benim sesimle olacak. Şimdi biz burayı siz okuyun hocam. Aynıya gelir. Şimdi ben şöyle yapayım. Zaten kaydediliyor bu. Şu anda recording yapıyor. Ben bunu okuyayım size. Yankı var mı sesimde? Yok. Tamam, güzel. This is a photo of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Şimdi bunu Saadet Hanım sizin bir kez okumanızı istiyorum. Tamam. Diğer arkadaşlarım kapatsın mikrofonlarını. This is a photo of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in this center of Montreal too. Evet. Şimdi bu Yıldız Hanım bir de siz okur musunuz? This is photo of Claudia and Holly Duval from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City.
Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Onu okuyamadım. Architect. 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 Her office in is city of Montreal. Claudia is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Sami Bey, bir de sizden dinleyelim. This is a photo of Claude and Holly Duell from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital in the center of Montreal too. Şimdi okurken bu izleri atlamayalım. Bunlar bizim to be fiilimiz ve onlar önemli fiilimiz. His hospital is in the center of Montreal too. Ergün Bey, bir de sizden dinleyeyim. This is a photo of Claude and Holly Duell from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Evet. Zafer Hanım, sizden dinleyeyim. Arkitekt. Sesinizi açalım. Ses açalım. This is a photo of Claude and Holly Duell from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is in architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is in doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Evet. Sibel Hanım, bir de son olarak sizden dinleyelim. This is a photo of Claude and Holly Duell from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Okay. Peki ben size şimdi buradan sorular soracağım. İlknur Hanım. Benim ben de okuyabilir miyim? Tabii buyurun İlknur Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. This is a photo of Claude and Holly Duell from Montreal in Canada. They are on holiday. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect.
her office is in the central of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the central of Montreal too. Evet. Şimdi central değil, center. His hospital is in the center of Montreal. His hospital is in the center of Montreal too. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Herkes mikrofonunu kapasın. Ben bir cümle okuyayım. Siz tekrar evinizde, yani olduğunuz yerde tekrarlayın. Ben tekrarlayacağım. Tekrar siz, yani her cümlenin bitişinde biraz ara vereceğim. Siz tekrarlayın. Şimdi başlıyorum. Bütün mikrofonlar kapalı. This is a photo of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. Tekrarlayın. Yüksek sesle. Yüksek sesle tekrarlayın. Evet. They are on holiday in New York City. Tekrarlayın. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Evet, şimdi açabilirsiniz mikrofonlarınızı. Şimdi ben bu metinden, hiç aşağıdaki şeylere kanalize olmayalım. What are their names? What is the woman's name? What is the woman's name? Zeynep Hanım, cevap verebilirseniz eğer. What's her name? She is... What is her name? Bakın. Neyle başlayacağız? What is her name dediğim zaman? Her name is. Her name is Claude. Peki. Her name is Claude. Claude. Peki. What is, Edana, what is the man's name? What is his name? His name is Holly Dua. Okay, Holly. Pardon. Holly could Claude erkek. Yanlış oldu. Claude erkek. Claude erkek, değil mi? Evet. His name is Claude. Her name is Holly. Holly Duval. Bu metne göre oradan Pilot bayan değil mi hocam? Holly Pilot bayan değil mi? Hayır, hayır. Bakın. Pilot is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Yanlışlık yapmayalım. Yes. Şimdi peki. Where are they from? Where are they from? Nurcan Noras. Where are they from? They are from... Onlar nereli? Hey. Canada. Nurcan Hanım.
Holy is from. From where are they from? Are they? Are they? They are. Holy is from Canada. Holy is from Canada. They are. They are. They are. Where are they from? They are from Montreal, Canada. Montreal. They are from Canada. They are from Montreal in Canada. Şimdi Nurcan Hanım, ben size soruyorum. Where are you from? Nurcan Hanım. Where are you from? I am from Fethiye. In Turkey, in Muğla, in Turkey. Şimdi birisine nerelisin diye sorduğumuz zaman where are you from diyoruz, değil mi? İsminiz ne dediğimizde what is your name diyoruz. Bu size sorduğumuz zaman. Ama burada şimdi iki kişi var, değil mi? Resimde iki kişi var. İki kişi olduğu zaman burada they pronoununu kullanıyoruz. Yani onlar. Evet. Tamam mı? Onlar dediği bu kim? Claude and Holly Duval. İki kişi evet. için they are. To be fiilinin de üçüncü çoğul şahıslardaki formu da hatırlarsınız am is are'dı değil mi formları? Evet. Üçüncü çoğul onlar dediğimiz zaman evet. o to be fiili are formunu alıyor. Evet. They are on holiday in New York City. Peki ben şöyle bir soru soruyorum. O sorum Sibel Hanım'a gitsin. Where are they? Where are they? Onlar nerede? Sibel Hanım. New York City. They are on holiday in New York City. New York. Çok güzel. Peki. Şimdi bir şey soruyorum. Tek bir soru soruyorum. Kime gitsin o sorum? Şenay Hanım'a gitsin. Şenay Hanım, where is Holly from? Where is Holly from? Where is Holly from? Kanadalı Şenay Hanım. Holly is from Canada. Holly is from Canada. Peki, where is Claude from? France. Claude is from Canada. France. Yani aslında ikisi Kanada'dan değil. Yani Montreal'li değil. Çünkü bu foto bakın this is a photo of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. Bu cümleyi nasıl tercüme ediyoruz? Bu foto Kanada'daki Claude and Holly Montreal'de. Kanada'daki Montreal'de. Bu fotoğraf, bu Claude ve Holly Duval'ın Kanada Montreal'deki bir resmi. Bu Claude ve Holly Duval'ın Kanada Montreal'deki resmi diyoruz. Demek ki bu resim Montreal'de çekilmiş. Ama where is Claude from diye sorduğum zaman Claude nereli diye soruyorum. Tamam mı? Evet. Cevabı Claude is from France. Peki. Şöyle bir soru soruyorum. Bu sorumun cevabını
Saadet Hanım versin. Are they married? Are they married? Yes, they are. Yes, they are. Evet. They are married. They are married. Okay. They are married. Is peki şöyle bir soru soruyorum. Sesim açmamışım hocam. Neyse. Is Holly an architect? Is Holly an architect? Holly is an architect. Where is Holly's office? Her office. Her office. Hayır. Şimdi bakın soru şu. Where is Holly's office? Where is Holly's office? Her office is in the center of Montreal. Peki. Montreal. What is Claude's job? Claude is a doctor. Thank you. Şenay Hanım, where is his hospital? His hospital is in the center of Montreal. Şimdi bu metinde anlamadığımız bir kelime, anlamadığımız bir ifade var mı? Hocam ifade kelime değil de bağışlayın ben kaçırdım galiba. Şimdi şöyle bir soru sormuştunuz. Is Holly an article? Is Holly an architect diye sordum. Yes, she is an architect. Şimdi bakın şu cümleleri tamamlayalım metne göre. Şimdi bakalım. Bu birinci ve ikinci cümleye bakayım. Burada sizi tümünüzü göremiyorum. Evet Sami Bey, ilk iki cümleyi siz yapın. Diğer arkadaşlarım kapatırsa çok şey eko yapıyor oradan. Holly. She is an İlk cümleyi de okuyun. Holly is from Montreal in Canada. Hı-hı. Şeyi karıştırıyorum. Number two. She is an bakın böyle bir durumda yapmamız gereken ne? O en'i metin içerisinde tarayalım. Nerede o en? She is an architect. Biliriz ya teknikten gelir o söylemesi kolay. She is an architect.
architect. Hatta o, o şeyi R'yi de yutabiliriz. Architect. Architect. O R'yi geride architect. Söyleyelim. Architect. She's an architect. Evet. Üçü Seda Hanım siz yapın. Her office is in the center of Montreal. Her office is in the center of Montreal. Çok güzel. Özgül Hanım number four. Claude is from France. İktir Hanım. He's a doctor. Doctor. He's a doctor. Doktor Türkçe bir söylem. Ama he's a doctor. Doctor. He's a doctor. He's a doctor. O sondaki R'yi de söylemiyoruz. Doctor. Doctor. He's a doctor. Peki, number six, Yıldız Hanım. This hospital is in the center. This hospital neredeydiniz? Number six. His hospital is in the center of Montreal. Of Montreal too. Sesinizi kapalıymış hocam. Evet. Dinliyorum. His hospital is in the center of Montreal too. Too. Buradaki too'nun anlamı neydi? De onun da ofisi. Onun hastanesi de Montreal'de. Montreal merkezinde. Onun hastanesi de. Evet. Peki Zeynep Hanım number seven. They are on holiday in New York. Çok güzel. Asuman Hanım number eight. They are married. They are married. Peki, bu cümlelerin anlamlarını bilebiliyor muyuz? Evet. Hiçbir şey, soru işaretimiz yok. Yok. Evet, bu soruları yapmıştık zaten. Şimdi, bakın Grammar Spot bölümünde bakıyoruz. Şimdi sayfa bir 22'ye hemen bir dönelim. Sayfa 22'ye. Şimdi bakın şunları tekrar bir hatırlayalım. My name is diyoruz. Benim adım Serena. What is your name diye sorulduğu zaman cevap my name is. Bakın your diye sorulduğu zaman sizin isminiz nedir? Benim ismim Serena'dır. His name is Antonio. His burada onun erkek için geçen hafta yapmıştık. What is her name dediğim zaman kadınlar için. Peki onun adı mesela ben Yıldız Hanım'a soruyorum. Mesela Yıldız Hanım'ın adı ne diye soracağım. What is her name? Nasıl onun adı Yıldız diyeceksiniz. Nasıl deriz? Her name is Yıldız. Diyor. Peki Ergün Bey'in adı ne diye soruyorum. Nasıl sorarım? What is his name? Sami Bey'in adının cevabını ver. What is his name diye soruyorum. Sami Bey'in adını bilmiyorum. His name is Sami. Çok güzel. Şimdi bunları bildik değil mi? His dediğimiz zaman bu onun erkekler için bakın. His'in önünde mutlaka bir isim gelecek. His name, his bike, his watch. Tek başına kullanılmıyor. Kesinlikle. Ama bakıyoruz he var burada. Bakın he is. He apostrofi s. Dikkat edin ikisinin de sesletimi aynı. His. Kısa formda. Uzun formda he is diyoruz. Değil mi? He is Bruno. Ya da
konuşma İngilizcesi. He's Bruno. He's from Brazil. He's fine diyoruz. Ama bunun aradaki farkını nasıl anlayacağız konuşmada? Acaba his mi yoksa bu his mi? Bu his'den sonra dikkat ederseniz bir şey yok. O cümle bitiriyor bu. He's Bruno. He's from Brazil. He's, from Brazil. He's fine. Bakın he's fine. Hep değişik şeyler. Cümlenin tamamlayıcı ögeleri geliyor arkasında. Ama yukarıdaki his'de his name dediğim zaman daha cümle yok ortada. Dikkat ederseniz. E, his name, e diye kalıyoruz. His name is işte Sami. His name is Ergün diyoruz değil mi? Ama burada he is Ergün, Ergün dediğimiz zaman ne oluyor bu? Artık Ergün. Onun değil, o Ergün. He is from şimdi İzmirli oldu. He is from İzmir, İzmir dediğim zaman İzmir'den diyoruz değil mi? Bakın hep İzmirli. O diyoruz. He is o demek. He o. She aynı şekilde o. Kadın için o. He is fine. Ne demek bu? He is fine. İyi. O iyi. İyi. Erkek için. İyi. Kadın için iyi nasıl diyeceğiz? Her she is fine. Aklımızda tutmamız gereken şey şu. O dediğimiz zaman erkek için he, kadın için she. Ama onun dediğimiz zaman erkek he is kadın her. İçin her. Her. Çok güzel. Şimdi question with question words diyor. Sorular, soru kelimeleriyle. Şimdi, where are you from? Bu dizine dikkat etmemiz lazım. İngilizce'de daima soru kelimeleri, question word'leri ilk başta yer alıyor. Bizde ise tam tersi. Sen nerelisin dediğim zaman, bakın özne başta. Nerelisin soru kelimesi sonda geliyor. Ama burada bu dizin hiç değişmiyor. Soru kelimeleri İngilizce'de daima başta. Where? Arkasından bakın dikkat edin yukarıdan aşağıya. Şimdi biz fiil olarak to be fiilini görüyoruz. Am is are geliyor. Bakın to be fiilinin formları. Hemen nereden sonra? Soru kelimesi hemen gidildi. Ondan sonra ne geliyor? Öznemiz geliyor. Bu you olabilir. Sen olabilirsin. Kadın için o olabilir. Erkek için he olabilir. She olabilir. Bu olabilir. What is this? İşaret zamiri olabilir. Peki, how old? R'dan sonra gene özne you geliyor, he geliyor, she geliyor. Yani demek ki İngilizce'de soru sorduğumuz zaman soru kelimesi, ondan sonra to be fiili, şu anda to be fiilini gördüğümüz için am is are'ın formu neye göre değişiyor? Özneye göre değişiyor. Yani where is you diyemiyoruz. Where are she diyemiyoruz. Bunu iyice bu yani artık gözümüzün önünde onu canlandırmamız lazım. Ezberlemek değil ama hani kalıplar cognitive teoriye göre öğrenmede hani bir tablolar gibi önümüzde bir şablon. Şablonu hatırımızda tutmakta yarar var. Şimdi how old are you dediğim zaman cevapta hemen özneyle ben dediğim için ne geliyor? I am aslında ya da I'm 27 diyor. How old is he dediği zaman he is diyor 18. Bakın özne ve fiiller kullanılıyor. Arkasından tamamlayıcı unsurları geliyor. Şimdi bakalım 2.3'ye M is R'a tekrar.
I, bakın özne formları bunlar. Birinci tekil şahıs I. I. You, sen ya da siz, ikisi de aynı, çoğul ya da tekil. He, she, erkek için o, kadın için o dedik she'ye de. It, bu da cansızlar ve şeyini, cinsiyetini bilmediğimiz hayvanlar için kullanıyor. Cansız yaratıklar için, cansızlar için ve cinsini bilmediğimiz yaratıklar için. It, tekil, o. They de çoğullar için kullanılıyor. Onlar. Bakın onlar diyoruz. I için bir tek M geliyor. You da R geliyor. R geliyor. He, she, it de is geliyor. They de R geliyor. Tamam. Şimdi bu tablodan sonra tekrar biz kitabımıza dönelim. Döndük. Şu grammar spot'ta hadi bakalım. Burayı dolduralım. You var, she var, he var, they var. Hangi? You are a teacher. You are a teacher. Bakın uzun formu, kısa formu. She is, he is an architect. He is a doctor. Evet. They are from Montreal. Evet. Is a doctor. They are from Montreal. Şimdi uzun söylemde you are a teacher ama kısa formda she's an architect. He is a doctor. He's a doctor. They are from Montreal. Şimdi bunu da gördükten sonra geçen şeyde tabii ki bunu dinletememiştim. Bir daha bir şey oldu mu? Dinleyebiliyor muyum? Yok. Duyulmuyor değil mi? Yok. Yani. Hocam onun sesine bir baksanız. Neyin sesi? O paylaşımın sesi şey olabilir biraz mi? Soracağım bakayım bu sesle. Burada yani. Bu paylaşımla ilgili hiçbir başka şey yok. Sadece burada bunlar var. Bakayım. Bu kadar. Yok. Bu Zoom programıyla alakalı bir şey olsa gerek. Ben ona tekrar bakacağım. Şimdi burada geçen hafta öğrenmiştik, değil mi? It's awful dedik. Oh no, look at the weather. Ay, havaya bak. Of, of. Berbat. It is awful. Awful. Berbat. Evet. Awful. Look at my hamburger. It looks great, değil mi? My pizza is really good. Beautiful. Really good. Şimdi number three de. Wow, this building is fantastic. Building neydi? Bina. 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 Fantastic. Ne deriz buna? Fantastic. Şahane diyoruz, değil mi? Harika diyoruz. Şahane diyoruz. Yes, you're right. It is amazing. Ne diyoruz amazing? Harika. Göz alıcı diyoruz, değil mi? Göz alıcı. Şahane diyoruz. İngilizce'de ya aslında biz Türkçe'de şahane diyoruz, göz alıcı diyoruz, harika diyoruz, çok güzel diyoruz, değil mi? Bu anlamda biraz sıfatlarımız galiba kısıtlı ama İngilizce'de biraz daha bunlar farklı.
işte wonderful diyorlar, amazing diyorlar, gorgeous diyorlar, beautiful diyorlar filan. Yani şeyler daha fazla. Evet. Şimdi dörde bakalım. Wow. Buraya ne gelecekti? Look at the view. Ay, manzaraya bak. Değil mi? Manzaraya. Wow. It's beautiful. Şimdi tabii siz tabii ben size burada watch şey bir video dinletsem de o videonun sesi geliyor mu acaba? O da gelmiyor değil mi? Ses yok. Wow. Sesi duyabiliyor musunuz? Yok. Görüntü var. Ses yok hocam. Ses yok. Şimdi. Evet. Tamam. Stop share. Louise Laura. Hayır. Şimdi siz bu videoyu kitaplarınızı izleyebilirsiniz. Online. Bakın, onu dersin başına soracaktım. Şeye daldık, unuttuk. Tamam. Girebildiniz mi? Cesaret edemedik. Ay evet, niye? Ben yapamadım. Ben denemeye kalktım da şimdi yapamazsam. Çünkü hep telefonumda bir de bilgisayardan. Acaba hangisinden açsam diye düşünüyorum. Bilgisayardan. Bakın bilgisayarınızdan girin. Ben deneyeceğim ama. Öğretmenim ben açtım girdim çok güzel çalıştım. Bir gün sonra tekrar girince kaydınız yok dedi açmadı. Kayıt yok diyor. Hayır kayıt direkt şeyden gireceksiniz. Kayıttan girmeyeceksiniz artık direkt o şeyinizle beraber gireceksiniz. Tamam işte bir gün çok güzel çalıştım. Bir gün ara verdikten sonra tekrar açmıyor. Kayıt olun Oxford şeyiniz güncellenmesi yok mu öyle bir şey diyor. Ben Allah tekrar Allah. Açamadım. Ha, evet. Osman Hanım. Buyurun. Benim oğlum mail gönderdi. Sizin yaptığınız gibi. Evet. Mailden sonra cevap geldi. Dün akşam denedik. Resetlemişler benim şifreyi. Verdim başka bir şifreyle. Hemen girdi. 2 dakika sonra yeniledik. Gene kabul etmedi. Gene mail gönderdik. Bu akşam mail gelirse yine cevap yazacak oğlum. Şimdi ama ben nasıl oluyor ya ben onu anlamış değilim ya. Bir şey yok. İsterseniz size yazdığımız maili göndereyim ben WhatsApp'ta. Tamam bir bakayım ona. Çünkü ben şifremi unuttuğum için girememiştim. Ondan sonra şifremi resetlediler. Ama yeni şifreyle girdi. Ona mı girecektik acaba? Durdu. İkinciyi ben girmeye çalıştım. Gene kabul etmedi. ID şeyiniz sizin mail adresiniz. Evet, mail adresinizle giriyorsunuz değil mi? Evet. Mail adresimi giriyorum. Ve şeyde kazıdığımız numarayla giriyorum. Kendime göre bir şifre edindim. Hayır. Kazıdığınız numarayla girmiyorsunuz artık. Evet, onu kayıt olarak yaptık. Onunla evet register onu bir kez yapıyorsunuz. Başka yapmayacaksınız. Tamam şifremi değiştirdim. İkinci kez, üçüncü kez. Üçünde de kabul etmedi. Yazdığımız maili ben size atayım sonra. Tamam. Çünkü sign in yapacağınız zaman mutlaka kullandığınız mail adresiniz şeyinizde, password'ünüzde unutmayın dedim ya ben size. Hani o unutmamanız gereken password. Artık bir daha register olduktan sonra hiçbir şekilde o register değil. Direkt ama ne olarak gireceksiniz? Student olarak gireceksiniz. Tamam. Kitabın ismini olarak giriyoruz. Bakın cevabı da ben size atayım. Atın bir bakalım ona. Tamam aslında. Yani o çok şifre unutmadığınız sürece bence çok rahat olması gerekiyor. Ama lütfen bir problem yaşadığınızda bana o problemin ne olduğunu söyleyin. Ona göre bir şey yazıp atalım.
mail en azından ben size yazarım. O metni kopyalayıp gönderirsiniz. Mutlaka cevap veriyorlar çünkü. Mutlaka evet, cevap veriyorlar. Hemen cevap geldi zaten. Evet. Yani peki bilgisayar şart mı? Efendim? Bilgisayar şart mı? Bilgisayarda olursa ya da şeyde olabilir. iPad'de. iPad üzerinde. Ha, iPad. Tabii iPad'de de olabilir. Ya yani iPad'in yani internetin olduğu ortamda internet olması gerekiyor. Yani o bir yapıyoruz. Ne oldu ya? Hı. Şimdi ama deneyin lütfen. Çok güzel videosu var. Yani ben bu şeyi çözeceğim. Burada da videoyu dinletme şansım olacak size. Alıştırmaları çok güzel çünkü. Şimdi numaraları birden ona kadar görmüştük değil mi? Numaralar. Şimdi neydi o sayılarımız birden ona kadar? Biz sayabilir miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu da devamı. Ben bir kez söyleyeyim, en azından kaydediliyor. Bir kez dinleyin isterseniz. 11, yani 11, 12 diye gidiyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hızlı bir şekilde. Şimdi dikkat ederseniz burada kutucuklar, renkli kutular var kelimelerin yazılışın üzerinde. O kutular üzerinde stresi koyacağız. 11, bakın 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Evet, şimdi teenager diyoruz ya, teenager, işte bunlar 13, 14, 13 ile 19 yaş arası teenager dediğimiz şey. Teenli age'den geliyor. Tamam. Şimdi bunu bana Özgül Hanım, diğer arkadaşlarım kapatsınlar. Özgül Hanım tekrarlasın. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Zafer Hanım siz söyleyin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eda Hanım? Sesimizi açalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 17 olacak. İlknur Hanım buyurun. Sesimizi açalım. Tamam. 11. 11. Bakın. 11. 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Çok güzel. Sami Bey. Abi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Evet. Asuman Hanım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aferin be. Peki, bravo.
Yıldız Hanım, birden 20'ye kadar sayın. Sesinizi açın. 20. Birden 20'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 6'dan sonra geliyor bakın. 6'dan sonra geliyor. Ha, 7. Evet. 7. Seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sibel Hanım, birden 20'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok güzel. 20 ya da 20. Nurcan Noraz. Buyurun, birden 20'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok güzel. Şimdi bakalım. Peki ben size şöyle şunu kapatıyorum. Kapatıyorum. Kitaplarımızı da kapayalım. Kitaplarımız da kapalı. Siz bana Türkçesini söyle. Ben size İngilizcesini söyleyeyim. 19. 19, 20, 21, 22, 23, 14. Şimdi ben sizden Türkçesini isteyeceğim. Pardon, ben Türkçesini söyleyeceğim. Siz İngilizcesini söyleyeceksiniz. 3, 14, 14. Peki. 15, 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
15. Yani ikisi arasındaki şeyi algılayın diye söylüyorum. 5, 5, 15, 15. 9, pardon, 8, 19, 20, 17, 17. Çok güzel. Şimdi sizden şu 5 numaralı egzersize bakmanızı istiyorum. Evet. Şimdi bakalım. Match the numbers diyor burada. 21.
Hangisi 22? 22. 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 22
artık alıştı diğer grup. Benim grup programım nedeniyle I am sorry. Ne yapayım? Benim yapamayışım size ceza olarak. Estağfurullah hocam. Thank you too. Şimdi bir dakikalık zaman vereyim. Ondan sonra kontrol edelim. 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28
Tribe. Delete answers. Okay. 20. 30. 2. Okay, bu. Evet. 20. Hayır, olmadı. Hayır, değil. O değil. Allah'ım. Güvendik yeri. Açık açık. Here. 21, 22. 24. Ben bu şeyi yiyeceğim şimdi. Vallahi yiyeceğim. Bu girmiş. Hayır, show answers dediğim zaman bak bu yanlış. Şimdi benim Allah'ım ya Rabbim, niçin sen cevabı göreceksin? Onun da kafası karıştı. Evet. Hocam biz yaptık zaten. Tamam, yaptınız değil mi? Bir sorun yok. Hocam evet. Çok yaptık hepimiz. Tamam. Şimdi ben size şöyle diyeyim. Bir numara söyleyeyim size. Siz onu tek yapın. Dinleyemediğiniz için. Dinleyemiyorsunuz. Ben daha iyi. Bir dakika. Ben buradan. Evet. Birincisi. 22. Birincisi 12. Tamam mı? Şimdi ikincisini söylüyorum. Dinleyin. Önce benim söylediğim esas olacak. Sixteen. Three. Nine. Four. 17. 5, 23. Bir daha söyleyeyim. 16, 3, 9, 4, 17, 5, 23. Evet, birincisi zaten 12. İkincisi 12. Number two. 15.
16. Number 3 9 9 9 number 4 17 17 17 23 23 evet 23 evet 23 evet. Şimdi bakalım, look at the photos, how old is he or she? Bakıyorum. I think, bana göre, bence he's about 26 diyoruz. Yani 26 yaşında. Hani aşağı yukarı 26 gibi. Ya da I think he's 30. Bu şeyimiz bu. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Bence, bana göre, I think bu anlamlara geliyor. He is, o 26 gibi diyoruz. About 26'ları gibi. He is 30. Gerçekten ben onun 30 yaşında olduğunu düşünüyorum. Evet. Kesin yargı. He's about gibi. Evet. Hani tahmin ediyoruz. Tahmin. Evet, şimdi bana böyle bu kişilerle ilgili cümleler kurun bakalım. Biraz küçültelim. Evet. Bana Zeynep Hanım. I think. I think about. Yeah, number three deyin. Number three. Hani önce bir resmi seçin. Number three deyin ya da number four. Önce bakın, there are five pictures değil mi? There are five pictures. Önce picture five deyin. Ondan sonra cümlenizi kurun. Evet Zeynep Hanım. I think. Ay, internetimiz gitti, yeni geldi tekrar. Which picture? Which picture? Zeynep Hanım. I think. It's about 20. Which picture? Picture? Bir mi? İki mi? Üç mü? Picture one. Okay. Peki. Picture one. Bir daha tekrarlayın. I think he is 20. He is 20. Peki. Sami Bey. Ay ben. Yes. Yeah. Evet. Which pictures? Yani siz seçin. Picture, mesela picture four deyin. Ondan sonra cümlenizi kurun. Three pictures. He's about 13. Tamam. 13. He's about 13. Peki, İknur Hanım. Önce resim. Sesinizi açın. Resim. Hangi resim? Sesinizi açın. Picture 3. Aha. I think he's about I think he's about 13. I think, bakın İkram, I think he's about 13. Peki. Zehra Hanım. 35. Hangi picture? Picture 5 olsun hadi. Size kolay. How old is she? How old is she? I think about she's 20. He is 35.
I think she is about 20. She's about 20. Peki. Sibel Hanım. Number four diyelim. Number four. How old is he? He's about four. Peki. Zafer Hanım, number two. How old is she? I think she's about 13. Okay. She's about 13. Çok güzel. Şimdi tabii biz kendimiz için bu yaş mevzunu hiç açmıyoruz. Bu böyle bir çocuklar üzerinden gidiyoruz. No comment. Açalım. Açmayalım canım ya. Açmayalım. Ne münasebet. Rica ediyorum. Şimdi 20'sindeyiz çocuk. Açalım. Yakın zamanda doğum günümü hocam, kutladım. Hocam 20'sindeyiz. Efendim? Açalım sorun yok. Evet. Ben kendi benim yaşımı sorun. Benim yaşımı nasıl soruyorsunuz? I am 66. Yani biz gerçi oralara gelmedik hocam. Yani o 20'li yaşta kaldık. I am 19. How old are you, Saadet Hanım? Ben ne kadar öğrendik? Hiç düşünmeyin. Hiç 20'ye kadar öğrendim. Şimdi dur şaşırdım bir de. Yaş olur da. Biraz da gülelim. Hesabım 15'dir. Bu kadar tamam şey da gördüm. Nasıl başlayacaktım onu unuttum. Yaşımı biliyorum. How old are you? I am 16. Tabii Almanca'ya gitti. 17 burada karıştırdım kafa gitti. 76. Valla evet, maşallah. Çok güzel. Evet, bu yaş konusu öyle nazarlar değer. Burayı hemen geçiyorum. Birdenbire internetimiz gitti. Ekber girene kadar sizler epey bir ilerlemişsiniz. Bir de şaşırdınız. Şimdi burada da her ünitenin sonunda göreceğiniz gibi burada bir kelime listesi var, word list. Burada bu kelimeler metin içerisinde, bu ünite içerisinde öğrendiğimiz kelimeler. Benim sizden isteğim bu amazing kelimesi mesela, onun Türkçelerini yazın. Öğrendiğiniz kelimelerin Türkçelerini yazın. En azından nerede, yani şöyle baktığınız zaman gerçi böyle liste halinde biraz zor öğrenmesi ama bunlar liste olarak kabul etmiyoruz. Ünitede öğrendiğimiz kelimeler. Bakalım bunları ezbere yapabiliyor musunuz? Mesela şu architect kelimesi. Mimar. Country. Şehir.
Ülke. City. Şehir. Evet. On holiday. Tatilde. Map. Harita. Weather. Hava. You're right. Doğru. Tamam. Haklısın diyor. You're right. Bunlar ülkelerdi. Ülkeler. Evet. View. Amazing neydi? Manzara. Beautiful. Güzel. Harika değil. Güzel. Awful. Berbat. Amazing. Harika. Favori. Great. Buradaki haliyle mükemmel diyoruz. Değil mi? Great. Evet. Bu her ünitenin sonunda size kelimelerini göstermiş oluyoruz. Öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi bir önceki sayfaya gidelim. Bir dakika. Sayfa. Şimdi bakın, all about you. Bir sayfaya. Bir sonraki sayfaya gelelim. Ben sayfa kaç? Current page. Bir dakika, sayfa 23. All about you. Evet. Şimdi bakın, all about you. Şimdi biz bu ünitede ne göreceğiz? Biz ne gördük? What's your name gördük? Where are you from? What is your job? Ha, şu ikisini gördük. What is your job? Bu ne demek? İşiniz ne? Mesleğiniz ne? Aslında işiniz derken buradaki iş, hani mesleğin farklı olur da işimiz farklı. Burada mesleğiniz anlamında soruluyor. What is your job? Öğreniyorum. Şimdi bakalım. Şu sayfaya gelelim. Bir bakalım. Burada bilin. İnsanlar var. Kaç tane? 8 kişi var. Burada da coblar ve fotolar var. Şimdi kutunun içerisindeki coblara bir bakalım. A teacher. Öğretmen. Police officer. Memuru diyoruz. Polis diyoruz. A taxi driver. A builder. İnşaatçı diyoruz. İnşaatta çalışan kişi. A receptionist. Yani resepsiyonda, danışmada oturan kişi, danışma memuru diyoruz, değil mi? Businessman, iş adamı. Şimdi artık o ne oldu? Business person oldu. Hani ayrımcılık olmasın diye. Kadın için businesswoman deniyor. İş insanı de business person. Business people diyorlar, çoğul olarak iş insanları diyorlar. Evet, artık businessman daha önceleri kadın içinde, erkek içinde aynı kullanılıyordu. Şimdi erkek için businessman, kadın için businesswoman. Hemşire. Architect, mimar. Şimdi bakalım bu resimlere göre. Hadi bakalım. Number one is
A businessman. A police. Reception. İngilizce'de bu tion kelimeli harfleri şın olarak okunuyor. Reception. Number six. Taxi driver. Evet. Peki. Number seven. An architect. Number eight, a builder, yani inşaat işçisi dediğimiz kişi, a builder. Building, hatırlarsanız building bina idi. Build, fiil i̇nşaat. Olarak bina inşa etmek anlamında. Builder, inşaatı yapan kişi anlamında. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu kutucuğun içine bakalım. Ne diyoruz burada? Bir e'ler ve n'ler kullanılmış değil mi? Niye e kullandık? Niye n kullandık? Hatırlıyor muyuz? Sesli sesletim. O ne? Architect. Yani, bakın. Architect. Sessiz bir harfle başlıyor. Sessiz bir sesletimle başlayanlarda e. Ama şuna dikkat edin. Harf değil. Bakın. Sesli sessiz harf değil. Bir dakika. New share yapayım size. Şuradan göstereceğim. Ondan sonra da çok vaktinizi de almayacağım. Bu önemli çünkü. Şimdi bakın. E article'ını e teacher dedik değil mi? A teacher. Ne dedik? A receptionist. Receptionist. Bakın bu harfler sessiz değil mi? İlk harfler sessiz sesletiliyor. Ama şimdi N dediğimiz zaman N architect. Tamam mı? An architect. Bu joblarla beraber, mesleklerle beraber mutlaka e ya da an article'ı kullanılıyor. Şimdi peki ben diyeyim ki bir şey Avrupalı mimar diyelim. European. Ama burada an olmayacak. An mı diyeceğim? E mi diyeceğim? Hangisini diyeceğim? En diyeceksiniz. Hangisini diyeceğim? En. Seslenişi. Çünkü orada sesli harf değil mi? Evet. Ama nasıl seslettiniz? Ha, European mı dediniz yoksa European mı dediniz? European'daki ses o U sesi sesli midir sessiz midir? Sessiz. O zaman E oluyor. Söylemeye çalıştığım şey buydu. European architect. Yani siz
sesli harf üzerinde yoğunlaşmayın. Sesli sekletim. Söylenişi. Sesli ise en, sessiz ise e. Zaten söyleyemiyorsunuz. En European demesi çok zor. Architect mi kolay yoksa an architect mi kolay? An architect. Yani kullanması kolay oluyor. Bunu anlatmaya çalıştım. Evet. An umbrella. Okunuşa göre. Ha, umbrella. An umbrella. Evet. An umbrella. Bakın. Umbrella dediğiniz zaman duralıyorsunuz böyle. Söylemesi zor. Ama an umbrella. Bakın. Sesi uluyorsunuz. An umbrella. Tamam. Peki. Şöyle. Kahverengi diyelim. A brown. Tamam. A brown. Gördünüz mü aradaki farkı? Şimdi burada isterseniz bırakalım. Öteki gruba da şey yapalım. Şimdi ben size önümüzdeki hafta söz veriyorum. Söz veriyorum size. Şeyden başlayacağım. Bu workbook'tan kontrol edeceğiz. Bir dakika. View. Gallery. Full screen. Bir dakika. Gallery. Bu şey benim enteresan bir şey oldu. Galeri, evet. Vallahi. Full screen. Ben sizin hiç mi bir dakika? Sizi niye böyle ben göremiyorum? Hepinizi birden. Enteresan. Tab. Share screen artık. Screen. Bunu kapatırsam eğer acaba olur? Yok. Böyle. Bu bir tuhaf oldu. Bu şey de beni sevmiyor bugün. Enteresan oldu ya. Hocam ay tutulması. Ay tutulması. Tutulmalar. Allah Allah ya. Şöyle ben niye sizi full screen olarak göremiyorum. Hayret bir şey. Bakın az kişiyi görüyorum burada. Ben çekesim geliyor böyle. Neyse. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi birden göremediğim için özür diliyorum tekrar. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Bu teknik güçlüğü de önümüzdeki hafta umarım sona erdirmiş olacağım. Evet. Şimdi ben gene o eski bilgisayarıma geçeyim de bu sesler beni rahatsız etti. Eski bilgisayarım çok yavaş. Bu bilgisayar çok hızlı, güzel. Ama işte bir 10 dakika önümüzdeki grubu 10 dakika sonra alacağım. Hepinize çok alın diyorum. Teşekkür ederiz. Bir numaralı. Hocam dersimiz. Ha, ödevini onu söylüyordum. Ödevini. İki numaralı workbook bütün tamamı. Bir de review var sonunda. Review. Hangi kitapta? Ay gösterir misiniz hocam? Bir dakika ben kendimi göreyim de önce. Ben neredeyim? Hocam 16-17 mi? Evet. Bakın. Workbook'ta. Workbook sayfa 12'den başlıyor. 16-17 dahil. 17 dahil. Öyle kılınca. Ama işte o dinleme olan bölümlerini şu şey mikrofon gibi gördüğünüz alıştırmaları atlayın. Onları beraber yapacağız. Onları yapamazsınız. Tamam mı? Tamam. Bu review'da o ana kadar gördüğünüz bir metnin tekrarı gibi bir şey. Tamam mı? Burada da kendinizi deniyorsunuz.
Ben size ünite testi falan yollamadım değil mi? Hayır. Yollamadım. Tamam. Benimle tekrar grup içerisinde mail adreslerinizi paylaşır mısınız? Tamam. Mail tamam. Adreslerinizi. O mail adreslerinize ben ünitelerin 1 ve 2 numaralı ünitelerin testlerini yollayacağım. Cevap anahtarlarıyla. Siz kendinizi test edeceksiniz. Ama mailde açabiliyorsunuz onları. Ben yani bilmiyorum. Eğer şey yapabilirsem print alıp da çekebilirsem kart üzerine, kağıt üzerine size WhatsApp'tan paylaşırım. Ama yapamazsam just in case bana bu grup içerisinde herkes mail adresini paylaşırsa sevinirim. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Dün Çağdaş Yaşam'ın oradaki simitçide Valentina isimli bir çocukla oturduk. Epeyce konuştuk, üniversiteyi bile konuştuk, yaşları, ondan sonra meslekleri, her şeyi konuştuk. Çok hoşuma gitti. Teşekkür etmek istedim. Ay ne güzel, ne güzel. İşte bak bunlar güzel gelişimler. Zaten çalışkan öğrenci. Evet. Öğretmenim o. Evet, evet. Harikasınız. En çalışkanımız. Aa, İyi günler. Galeri. Ben şimdi gördüm sizi. Şimdi gördüm. İnternet gitti. Bugün ses aksaklığı hiç kişiye engel değildi. Çok verimli bir dersti. O ses aksaklığı hiç etkilemedi. Seste bir sorun yok ve onun eksikliği hiç etkilemedi. Çok verimli, güzel bir ders oldu. Öğrendik hocam. Canınızı yok, sıkmayın. Benim canım sıkılıyor. Bir şey böyle tam gitmediği zaman çok canım sıkılıyor. Niye ama olsun? Siz okudunuz. Biz okudunuz. Ama olsun, hayır. Orijinal dinlemek bir başka. Niye bu kitabı seçtim ki o zaman? Ben okuyacaktım da. Değil mi? Ama hocam birisi sorarsa Asumancı konuşuyoruz. Birisi de güzel. Yok. O yani orijinal dilde dinlemek daha bir başka güzel. Yani I'm not a native speaker. That's why you have to listen it. You should listen to a native speaker's voice. It's much better than hearing me. Evet. Arkadaşlar tekrar bay bay, ayrılamıyoruz gördüğünüz gibi. Ben teşekkür ederiz. Çıkıyorum, teşekkür ederiz. Tekrar geleceğim. Bir 5-10 dakika içerisinde buradayım. Bilgisayarımda değil. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun hocam, emeğinize her sağ olun. Her şey çok güzeldi. Her şey çok güzel olacak. Hoşçakalın.